bizden bize de şimdi eğlence zamanı. Almanya Düsseldorf'ta açılışı gerçekleştirilen bir gece kulübünü ziyaret ediyor bizden bize ekibi. Almanya'nın en nezih işletmelerinden biri olan gece kulübünde sunucu ve yapımcımız Adil Palta, Malik Ayhan ve Ejder Yılmaz'la çok özel röportajlar gerçekleştirdi. Sevgili izleyenlerimiz, bizden bize ekip olarak Düsseldorf Grossmarkt'tayız. Yanımda çok kıymetli insanlar var. Kulüp zirvenin açılışı var. Yanımda Türkiye'nin ve Avrupa'nın yakından tanımış olduğu Cankan, Malik Ayhan var. Bir tarafımda da çok değerli bir iş insanı var. Ejder yanımda. İki ortak bir araya geldiniz. Merhabalar Hayan. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Adil Bey, yıllardır tanıyorum. Her zaman karizmanızda ödün vermiyorsunuz. Sağ olun, sağ olun. Böyle bir güzel bir adımı Ejder Yılmaz kardeşimle beraber attık. Yol attık. Evet. Kendisi ilk önce kendisini bir güzel kelimeler alalım. Ondan sonra ben de detaylar söyleyeyim. Evet Ejder Bey. Merhaba, hayırlı akşamlar. Ben Ejder. Evet, şöyle dönelim. Evet. Benim asıl mesleğim restorançılık. Evet. Gastronomiyle uğraşıyorsun. Evet, yıllardır o işle uğraşıyorum. Evet. Ve Ayhan abiyle de yıllardır farklı projelerimiz var müzik sektöründe. Ve Ramazan abimiz bizim ortağımız. Evet. Üçüncü onun ortağınız, hani evet. Üçüncü bir ortağım. Onun tavsiyesiyle beraber bir şeyler yapalım dedik. 506. Peki biraz konseptinden biraz bahsedelim burada. İnsanlar hem müzik dinlerken lezzetleri tatacaklar, anılara girecek, aileler gelebilecekler değil mi? Tabii, buralara tabii, yani farklı farklı. Tam böyle eğlenmek için evet. Gelinecek bir mekan yapacağız. Hani böyle eşiyle veya sevgilisiyle, evet. Hani yalnız başına. Yani güzel bir ortam yapmaya çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız yani. Hani Türkiye'den farklı sanatçılar getireceğiz. Hani burayı tam böyle şey yapmak için hani evet. Böyle projelerimiz var. Ayhan abiden de zaten kendi ortak projelerimiz var. Bizler de sizin yanınızdayız. Kameralar çekiyor, haberi olsun. Evet, Hayan. Yeniden bir aradayız. Eyvallah. Hakikaten çok aktifsin, çok enerjiksin. Bir yoğunluk var. Çok maşallah. Tatlı bir teklif geldi Ramazan evet. Bey bizim ortağımız. Böyle bir adım atalım mı atmayalım mı derken okeyledik. Bayağı bir yoğun bir talep var. Bazı projelerimiz var Ejder Yılmaz Bey'le. Ama önemli olan Düsseldorf'taki bu güzel kaliteyi, güzel nezih insanlarla, kaliteli insanlarla layıkını yerine getirmeye uğraşacağız. Müzikte ödün vermeyeceğiz, eğlencede ödün vermeyeceğiz. Gelenler burada evindeymiş gibi güzelce eğlenecek, yiyecek, evet. içecek ve çok güzel şekilde ağırlayıp çok güzel şekilde de uğurlayacağız. Evet Ayhan, bu arada lokasyonu bir hatırlatalım. Grossmarkt dedim. Efendim, yani Düsseldorf'ta bilinen evet. Hal o dediğimiz Türkçesi Grossmarkt. Düsseldorf'a geliyorsunuz, içeri giriyorsunuz, park, sınırsız park alanımız var. Çok rahat şekilde geliyorsunuz, hemen önümüze park ediyorsunuz. İçeri böyle girdikten sonra sizi karşılıyoruz, yerinize dahil ediyoruz. Evet. Hafta sonları canlı müzik olacak. Hafta içleri zaman zaman karaoke yapacağız. Burada İlk etapta 3 gün açacağız. Sonrasında da hafta içi her gün planımız var. Bazı müsaadeleri almaya çalışıyoruz. İnşallah. Bazı müsaadeleri de aldıktan sonra hafta içi de her gün açma niyetindeyiz. Yaz döneminde de durmak yok herhalde değil mi? Yani bugün ilk günü olmamıza rağmen birkaç kişi geri döndürmek zorunda kaldık. Çünkü lokasyon olarak evet. Ve ilgi ve alakan o kadar müthiş ki boş masamız kalmadı. Evet. Biliyorsunuz biz bile ortağımla ayakta kaldık. Niye? Misafirlerimiz memnun kalsın, mutlu olsunlar diye. Evet Ayhan, bu arada senin projeni yakalamışken senin gibi değerli bir sanatçıyı uzun yıllardır zirvede kalmak gerçekten kolay değil. Yeniden Cankan grubu canlandı. Evet. Evet, Avrupa'da ne projelerimiz olacak? Neler yapacaksın? İstersen seyircilerimizle paylaşalım. Festivaller, konserler. Ya şu an çok güzel şekilde sponsor talepleri var. Bizi desteklemek isteyen belediyeler, Türkiye'nin belediyesi olsun, burada bazı iş adamları olsun. Birlikte reklam çekelim. Nasıl
nasıl bir tanıtım yapabilir? Çünkü ben reklamcılıktan geldiğim için, evet, altyapı benim, marketing ve tele, evet, sizin gibi ben de mikrofon sunuculuğu yaptığım için, evet, bunu istişare sağ olsunlar Necazane olarak bizi sevmişler. Evet. Biz de iş yapmak istiyorlar. Türkiye'den de şu an yeni 3 klip çekmeye gidiyorum haftaya. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Haberdarım o ekibimizi kesinlikle, yollayalım. Kesinlikle. Mutlaka. Fatih ABB de beni İstanbul'da bekliyor stüdyoda. Gideceğim. Hemen bir kayıt alacağım. Kayıt aldıktan sonra da klibimizi çekeceğiz. Şıklı güzel bir bayan var yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ederim öncelikle. Ben Meral Yıldız. Evet Meral Hanım. Evet. Güzel bir etkinlikte, açılıştayız. Evet. Ne işle uğraşıyorsunuz bu arada? Aslında sevgili Malik ve Ejder'le meslektaş olduk. Benim de bir organize ettiğim, işletmeciliğini yaptığım bir mekanım var. Bugün açılış var. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Memnunsunuz değil mi burada olmaktan? Evet, çok memnunuz. Severek geliyoruz her cumartesi, cuma cumartesi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Malik Ayhan benim uzun yıllardır dostum. Ayrı ziyade Ejder Yılmaz aynı şekilde. İyi bir dostluğunuz var, arkadaşlarınız var. Uzun yıllardır aynı şekilde. Ve ben her ikisinin de bu şekilde bir şey yapmasını çok istiyordum işin açıkçası. Evet. Çünkü onlar da eğlenmeyi çok iyi bilen insanlar. Çok merak ediyorum. Çünkü Ejder Bey ile Malik Bey'in yani açtığı her mekan güzel olur. O yüzden de ya bir de kalitesi de olur. O yüzden yani geldik zaten. Ortam güzel. Beğeniyoruz güzel. Ve geldik. Ve yıllardır dostluğunuz var Malik Ayhan'ı. Aynen, Ejder Bey'i tanıyorsunuz. Aynen. Onlara bir hayırlı uğurlu olsun diyelim mi? Hayırlı uğurlu olsun bu arada gerçekten.